Sense'de 16.25'e böyle bir fontan var. Şeye benziyor, Benefit'in Flawless fontanına benziyor. Onun dışında burada böyle bir fontan var. Bu 14.99. Daha da uygunu bu. Şu fontan var 12.99'a. Bunlar bayağı sıvı. Çok bir kapatıcı olduğunu zannetmiyorum ama. Şu ilk renk daha uygun. Orada şey yok, 03 yok, o yüzden şu rose beige olan rengi alacağım. Essence'de böyle bir palet buldum. Shape Your Face kontür paleti. Bunda bir şey var, bronzer var. Herhalde bunu allık için yapmışlar, bilmiyorum. Daha böyle bronz bir görüntü için ve highlighter var. Bunun fiyatı da 17.25. Herkese merhabalar, ben Damla. Hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda bir 50 liraya makyaj çantası olur mu videosu yapmıştım. Ben o çantayı Watsons'da yapmaya çalışmıştım ve siz de altına yazmıştınız ki eğer Rossmann'a gitseydin 50 liraya makyaj çantasını çok rahat oluşturabilirdin. O yüzden ben de sizin için bugün Rossmann'a gittim ve Rossmann'da bir 50 liraya makyaj çantası oluşturmaya çalıştım. O videoda yaptığım konseptin aynısını yine bu videoda da yapıyorum. Yani aldığım tüm ürünleri size hediye ediyor olacağım. Bunun için de videonun tamamını izlemeyi ve açıklamaları okumayı unutmayın diyorum. Ben şimdi eve geçiyorum ürünlerin hepsini size daha rahat gösterebilmek için. Ve bakalım yapabilmiş miyiz? Birazdan görüşürüz. Evet, şimdi eve geldim. Ürünlerin hepsini yanıma çıkarttım ve tamamen ilk izlenimlerimden bahsedeceğim. Ürünlerin hiçbirini ambalajlarından, paketlerinden çıkartmayacağım. Çünkü ben zaten orada testerlerini deneyip az çok fikir sahibi oldum. Neticede ürünler içinizden birine hediye gideceği için de bu sefer ürünlere dokunmayacağım kısacası. İlk olarak gerçekten böyle çok büyük bir ön yargıyla yaklaşıp gerçekten vay be dediğim bir ürünle başlıyorum. Bu artık hepinizin ismini duyduğu bir marka ve palet diye düşünüyorum. Ben gerçekten birçok YouTuber'da görmüştüm ama markasının ne olduğunu bile bilmiyordum. İşte Rossmann'a gidince hangi markaya ait olduğunu gördüm. Bu paletin fiyatı Young Far XX Large 14.99'muş. Diğer far paletleri de aynı fiyattaydı diye hatırlıyorum. Tekrar yana koyacağım görüntüleri. Bütün neredeyse simli farları böyle swatchlayıp elimin üzerine denedim ve vay be dedim, yani nasıl bu kadar pigmentli olabiliyor ki dedim, 14 liralık bir, 15 liralık bir palet. Gerçekten şu anda aldığım ürünlerin arasında en çok beni şaşırtan ürün bu diyorum. Yani şöyle düşünün, yeni makyaja başlamış biri hani böyle özel günlerinde dışarı çıkacağı zamanlarda, arkadaşlarıyla buluşacağı zamanlarında çok rahat kullanabileceği bir palet. Üstelik zaten o yaşlarda kalkıp da bir palete 300 lira vermediğinizi düşünürsek 15 liralık bir palet tamamen işinizi görür diye düşünüyorum. Ardından Rival markasının bir fontenini aldım. Hemen söylüyorum fiyatını. Bu da 12.99'muş. 13 lira. 15 artı 13. 28 liraya geldik iki ürünle. Şöyle söyleyeyim. Aslında en uygunu diye bu fonteni seçtim. Çünkü diğer fontenler hep 20 liranın üzerindeydi ve iki ürün alıp çıkamayacağım için yani. Bu markada yine kullanan ve hakkında olumlu yorum yapıldığını da bildiğim için dedim ki neden olmasın. Orada da sadece iki tane tester kalmıştı deneyebileceğim. Renkleri üzerine konuşmayacağım ama şöyle söyleyeyim. Bence benim orada anladığım şu, her ne kadar üzerinde pürüzsüz ve kusursuz kapatıcılık sağlıyor dese de bence öyle bir şey sağlaması mümkün değil. Ben elimin üzerine sürdüğüm zaman yalan değil, güzel, hala yerinde sabit duruyor ama bilmiyorum, çok kremsi geldi bana. Ve genelde böyle çok çok kremsi olan, daha sıvımsı olan fontenler zaten çok da iyi kapatmıyor benim fikrimce. O yüzden kapatıcılığını bir kenara koyarsak ben kullanıyor olsaydım ya daha böyle günlük kullanırdım bunu. Yaşı daha küçük olanlar için bence uygun olacak bir fonten diye düşünüyorum. Hem de 13 lira olması zaten bir fontene göre çok iyi bir şey. İkinci ürün buydu. Şu anda kasamız 28 lira. Üçüncü ürün Essence markasından bir pudra. Ben bunu pudra diye düşünerek almadım. Bronzer görevi görür diye aldım. Çünkü içindeki renkler, ben bu arada çok seviyorum bu tarz renkleri. Daha doğal bir görüntü sağlıyor suratınızda. Mesela benim şu anda yüzümdeki bronzer gibi durmuyor.
daha böyle natürel, daha gerçekten bir şey uygulanmış gibi değil de, Allah'ım yine çok zorlanıyorum ya bunu açıklamakta. Daha natürel, daha doğal bir görüntü sağlıyor. Bence ben bu tarz renklerin karışımıyla oluşturulan böyle pudraları daha çok seviyorum. Hatta ben de bir dönem dediğim işte ben de liseli yıllarımda falan bu tarz pudraları seçiyordum. Allık ya da bronzer yerine kullanmak için. O yüzden bunu aldım. Bunun fiyatına da bakıyorum. 11.95. 12 diyelim. 28 artı 12 40 lira. Şu anda 3 ürünle 40 lirayı buldum. Diğer ürüne geçiyorum. Yine aynı Essence markasından bir dudak parlatıcısı aldım. Bir ruj aldım. Bu yeni çıkan bir seriymiş. Rengi şu şekilde. Tam nude tonlarda bir ruj. Bunun fiyatı 8.5 lira. Yaptığı bize 48.5 lira. Şimdi şöyle söyleyeyim. Rossmann'ın kendi markalarında zaten indirim olmuyor. Yani mesela Essence hiçbir zaman indirime girmiyormuş. Orada çalışan bir hanımefendi de söyledi bunu. Ya da işte diğer markalarında böyle çok büyük indirimler olmuyormuş. O yüzden Rossmann'a gitseydin yapardın diyenlere şunu sormak istiyorum. Yani ben şu an 4 ürünle 50 liraya bir çanta oluşturdum ve concealer yok, bilmiyorum kaş kalemi yok, maskara yok. Yani bir çanta için 3 ürün eksik diye düşünüyorum. Transparan pudraymış, highlightermiş, onlara girmiyorum bile. Ama asıl bir makyaj çantası için 3 ürünün eksik olduğunu siz de çok rahat görebiliyorsunuz. Benim daha önce yaptığım bu 50 liralık makyaj çantası videosunda ben Watson's'ta satılan ürünlerle yaptım. Maybelline'le yaptım, L'Oreal'le yaptım, Pastel'le yaptım, bilmiyorum. Yani genel olarak böyle daha bilinen markalarla yaptım. Ve bugün ilk defa Rossmann'a gidip alışveriş yaptım. Mesela orada da vardı. Maybelline vardı, Max Factor vardı, bilmiyorum Pastel vardı, hani Note vardı. Bu şekilde yine markalar vardı. Herhalde şöyle düşünüyorum. Acaba bana örnek veriyorum. Rossmann'a gidip Maybelline'den alışveriş yapsaydın daha mı ucuza gelirdi demeye çalıştınız. Şu an gerçekten kafam karışmış durumda. Çünkü Rossmann'ın kendi markalarıyla eğer 50 liraya bir makyaj çantası oluşturacaksam bunun yine de müthiş derecede kolay ve mümkün olduğunu düşünmüyorum ben. Örnek veriyorum, eğer 15 liraya şu paleti almasaydım 9 liraya ikili bir palet de vardı. Ama mantıken 9 liraya ikili palet alacağıma üzerine eklerim, daha büyük bir palet alırım düşüncesiyle yaklaştığım için, hani ufak ufak o 1 liraları 50 kuruşları bile hesaplamadığım için de yapamamış olabilirim. Ama ben gerçekten hediye alıyormuş gibi değil de kendimi alıyormuş mantığıyla bakıyorum. Yani 9 liraya 2 tane far mı yoksa 15 liraya 12'li far mı mesela. Hani biraz daha böyle esnaf kafasıyla yaklaşıyorum olaya. Yani eksiksiz bir makyaj çantası oluşturamadım anlayacağınız. Sorun bende mi bilmiyorum. Ama hani genel olarak bu bir konsept. Bu bir challenge gibi. 50 liraya makyaj çantası oluşturabilme challenge gibi. Eğer ben bunda sınıfta kaldıysam kabul ediyorum. Sınıfta kaldım. Ve de umuyorum ki gerçekten aranızda yaşı küçük olanlar vardır. Makyaja yeni başlamış olanlar vardır. Bilmiyorum, şehrinde Rossmann olmayan vardır. Bu ürünleri denemek isteyen ama alamamış olanlar vardır. Daha neler sayarım da yani her neyse. Bu 4 parçalı çanta umuyorum ki onlardan birine gider. Zira aldığım şeyler de gerçekten o yaş grubuna daha hitap ediyor diye düşünüyorum. Onları daha mutlu edecektir diye düşünüyorum. Ne demek istediğimi umarım anlamışsınızdır. Eğer bu çantayı istiyorsanız ve çekilişe katılmayı planlıyorsanız da mutlaka açıklamalara bakmayı unutmayın. Hatta açıklamalara lütfen, yani merak ettiğiniz bir şey olduğu sürece bakın. Çünkü ben videoyu yüklediğim zaman hani insanlar neler sorabilir, neyi merak edebilir şeklinde bazen oraya bir açıklama yazıyorum. Yani örnek veriyorum, mezuniyet videosu çektim. Ve mezuniyet videomun altına da hangi okulda okuduğum, hangi bölümü bitirdim, her şey yazmış olmama rağmen ısrarla bana hangi okuldan mezun olduğum şeklinde böyle yorumlar geliyor ve Allah'ım neden ya diyorum. Yani bir tık, hani gerçekten sadece bir tık dokunuyorsun. Hani onu yapmak hangi okulda okuyorsun yazmaktan daha kolay değil mi? Haksız mıyım? Neyse. Oldukça dolu dolu ve uzun uzun konuştum yine. Ekleyeceğim şu an daha başka bir şey yok. Bu arada videonun sonuna İlk yaptığım o 50 liralık makyaj çantası videosunun linkini bırakacağım. Onu da gidip izleyebilirsiniz eğer izlemediyseniz. O yüzden videoyu sonlandırıyorum burada. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.